Sevgili seyirciler, Demokrat Parti'nin Dalaman Seçim Bürosu açılışındayız. Şu an otobüsümüz geldi. Saat 12'de tüm Dalamanlı vatandaşlarımızı buraya bekliyoruz. Coşkulu bir açılış olacak. Şimdiden herkese hoş geldin diyorum. Dalaman için hayırlı olsun diyorum. Kavga ettim mi? Ben Dalaman için kavga ettim. Dalaman'ın çıkarları için mücadele ettim. Bu sokaklarda bir tane Dalamanlı'ya en ufak bir hakaretim varsa söz veriyorum Dalaman'ı terk edeceğim. Ve bu kavga yine devam edecek. Yıllar önce Dalaman'daki 8 yaşındaki çocukların yemeklerini dadanan hırsızlarla mücadele ettim. 5 yıl siyasete yasaklı kaldım, ona hapis yattım. Bitirmek için her şeyi yaptılar. Ama Allah'a şükür yine ayaktayım, yine buradayım, yine demokrattayım. Yine karşınızdayım. Söz veriyorum. Bir yıl içinde 1300 kişi işe başlayacak. Belediye bünyesinde ve belediyenin önderliğinde yapılacak teşekkürlerde 1300 kişi işe başlayacak. 3 yıl içinde 3500 kişiye sistem sağlayacağız. 3 yıl içinde Dalaman ekonomisini düzeltemezsek
edersek, Dalaman'da işsizliği sıfırlayamazsak, ben doktor Beyhan Korkulak başaramadım der, çekip gideceğim. Söz veriyorum giderim. İnşallah yıllarca başaramayıp da orada burada çöreklenenlere bu ders olur. Bunu birlikte başaracağız. Çok iyi bir hazırlık yaptık. Ankara'dan 8 tane uzmanla çalıştım. İlk işimiz 5000 üniversite öğrencimi hedefimiz var. Park oteli yalvardık verin diye vermediler, mezbelelik haline getirdiler. Biz bu park oteli üniversiteye vereceğiz ve üniversiteye bina için her türlü desteği vereceğiz. Hedefimiz 5000 üniversite öğrencisi. 500 bayanın çalışacağı bir tekstil atölyesi kuracağız belediye olarak. 500 tane bayan mobbingden, aşağılanmaktan, tacizden kurtulacak. Evine ekmek götürecek. Duyuyorum sosyal medyada bazı göcek barlarının müdavimleri ve Fethiye Balıkhali'nin müdavimleri cepliler ve cipliler dalga geçiyormuş. Domates suyundan iplik üreteceğiz diye. Terbiyesizliğin alemi yok. Garibanlıkla, yoksullukla kimseyi dalga geçirtmem. Ben garibanımı kimseyle alay ettirmem. Ve ben Beyhan Korkulak söz veriyorum. Sizden de söz istiyorum. Bu zenginlere, zenginlerin masasında kemik yalayanlara 31 Mart akşamı bir insanlık dersi verecek miyiz? Yeter artık. 3 tane zengini yönettiği her şeyin onların tadına damar olmaktan bir kurtulalım. Biz olalım, diri olalım, büyük olalım. Tabii karınları tok, sırtları pek, cipe biniyorlar, cepleri dolu, garibanın garibanlığıyla dalga geçiyorlar. Tabii bunlar dalga geçerler, bunlar insan aşağılarlar. Bundan bir ay önce anamı kaybettim. Cenaze evime taziyeye geldiler, bana hakaret ettiler. Bunlar cenazeye saygısı yok. Evet, bunların insana saygısı yok. Çünkü mevtaya saygısı yok bunların. Bunların sadece menfaati var. Bunların tek derdi Muğla'da, koylara nereye peşkeş çekelim? Plajlara nereye peşkeş çekelim? Yat bulanıkları hangi zengine verelim? Bunların tek derdi bu. Muğla'nın, Dalaman'ın geçim derdi yok. Evet, Dalaman Birliği'ni kuracağız. Her şeyiyle hazır Hollanda modeli kuracağız. Dalaman'da üretilen ne varsa, Dalaman'da yetiştirilen ne varsa bizim kuracağımız birlik alacak, paketleyecek, Dalaman markasıyla yurt genelinde biz pazarlayacağız. Evet, Dalaman'da artık limon 60 kuruşken İstanbul'da, Düzce'de 7 lira 10 lira olmasının önünü kıracağız. Biz tüccara çarpılmayacağız. Ve bu birlik olmazsa olmazım. Çok iyi hazırlandık. Bunu hep birlikte başaracağız. Ve artık Dalaman 3 gün içinde görüyorum ki, umut ediyorum ki Gökova'dan Kaş'a kadar tüm çiftçinin umudu olacak. Bunu hep birlikte başarıp Dalaman'ı Türkiye markası yapacağız. Ve tüm dağlarımızın, köylerimizin rakımları, nemleri, nem oranları, rüzgar harcaları incelendi. Buradan söz veriyorum. 2 tane köyümüz Şirince köy olacak. Butik otel turizmine açılacak. 3 tane köyümüz Lavanta köy olacak. Tüm köylerimizde ise tüm ormanlarda defne, Antep fıstığı, kestane ve Lavanta kampanyamız olacak. Tüm topraklarımızı kullanacağız. Buradan bir söz daha veriyorum bayanlar, özellikle size. Saksılardaki çiçeklerinizi sebzeyle değiştireceksiniz. Çünkü biz birlikte kazanacağız, birlikte başaracağız. Lütfen, lütfen bunu yapabiliriz. Biz Dalaman'ın geleceğini yazabiliriz. Bunu birlikte yaparız. Benim başkan olmak gibi kaygım yok. Ben zaten başkandım. Tarihe geçtim. Asıl olan Dalaman tarihine geçen bir başkan olmak değil.
Aslılar sizinle, Dalaman'ın garibanlarıyla, Dalaman'ın onurlu insanlarıyla Dalaman'ın tarihini yeniden yazmak. Evet, niye demokrat? Baba kucağı, anne kucağı, baba ocağı olduğu için demokrattayız. Zalimin zulmüne dur demek için demokrattayız. Demokrasinin en bariz kuralını sandığı yok sayanlara ders vermek için demokrattayız. Dalaman'ın, Muğla'nın sahilleri üç tane zengine peşkeş çekilmesin diye demokrattayız. Bir cenazede nasıl davranacağını bilmeyen, insanlıktan nasibini almamış diktatör uzantılarına haddini bildirmek için demokrattayız. Biz 31 Mart'ta bu seçimi sadece kazanmayacağız. Biz artık herkese yukarıdan bakan, puro içerek kasıtan, insan faktörünü yok sayanlara insanlık faktörünü hatırlatacağız. İşte bunun için demokrat. Muğla'yı, Dalaman'ı çeyrekler, onlarıklar yönetmesin, adam yerine koymasın diye demokrat. Dalaman'da, Muğla'da bir tek marifeti eşinin bilmem kaçıncı eşi olmaktan ibaret olmayanlar söz sahibi olmasın diye demokrat. Lütfen dostlarım. Bu sevda için bütün mal varlığımı yedim. Bir yıl hapis yaptım. 600 yılla yargılandım. Ve ortalıkta adalet ele geçirenler cadı avı yapmasın diye demokrat. İnsanlar adalet ele geçirenler tarafından ezilmesin diye demokrattayız. Dostlarım yapabiliriz. Bunu birlikte başarabiliriz. İnanın el ele, gönül gönüle çok iyi bir Dalaman'ı baştan sona inşa edebiliriz. Denizle barışıp denizin kenarında tesislerimizi yapar gençlerimizi çalıştırırız. Dalaman Çayla 20 kilometre kordon projesini Hasan abimle beraber yapıp Dalaman Ortaca'yı göz bebeği yapabiliriz. Biz Dalaman topraklarını değerlendirip topraklarımızın, çiftçilerimizin, gençlerimizin önünü açabiliriz. Ama bunu birlikte yapabiliriz. Benimle misin Dalaman? Bizimle misin Dalaman? 8 yaşındaki çocuklar için 5 yılımı feda ettim. Sizin için gerektiğinde bu kölleyi, bu kelleyi bıçağın satırın önüne koymazsam ne haberdim Dalaman? Benim hedefim damat modeli başkan olmak değil. Damat modeli başkan istiyorsanız 3 seçenek var. Benim hedefim sizle beraber demir yumruk gibi Dalaman'ın haklarını savunacağız. Şimdi soruyorum size, biz olsaydık bu adliye gider miydi? Biz olsaydık bu Aydem gider miydi? Biz olsaydık bu Telekom gider miydi? Çakıl taşını alamazlardı. Ama sahipsiz bırakırsan, konuşmaktan başka marifetin olmazsa iktidar partisi olarak bir gün altındaki koltuğu bile götürürler. Bir daha söylüyorum. Çok iyi insan değilim. Ben bildiğiniz beyan. Ama adalet için kellemi koyarım ortaya. Hakkını her zaman yanında oldum. Ama çok mütevazi değilim. Çok iyi insan istiyorsanız 3 tane damat var, üçünden birini seçin. İyi insanlar. Ver kızını iyi damat olurlar. Ama iyi insan olmak başka, yönetmek başka. İnşallah bu işi çok güzel birlikte başaracağız.
Evet, lütfen 20 yılımı bu sevdaya verdim. Lütfen bu sevdaya bir omuz verin. Dalaman sevdamıza bir yol verin. Dalaman sevdamıza bir omuz verin. Bir oy verin yetmez. Bir oy verin, binler verin. Ben hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve son söz olarak şunu diyorum. Dar ağacında olsam bile bizim için yaşanacak. Dar ağacında olsak bile bizim için yaşanacak. Sağ olun, var olun. Evet. Şimdi de Türkiye'nin umudu. Türkiye'nin geleceği ve bir gün başa gelecek. Sayın Gültekin Uysal, Demokrat Parti Genel Başkanı, Afyon Milletvekili. Saygılarımla, buyurun efendim Sayın Genel Başkan. Çok değerli başkanlarım, çok kıymetli dostlarım, değerli hanımefendiler, siz değerli Dalamanlılar, Muğlalılar, kıymetli misafirler, öncelikle hepinizi en içten duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, muhabbetle kucaklıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Baharın müjdecisi günlerde sizlerin huzurunuzdayız. Mutluluğumuzu kelimelerle ifade etmemiz yetmez, bunu biliyorum. Ama inanıyorum ki 31 Mart günü koyacağınız iradeyle mutluluğumuz arşa çıkacaktır. Arşa çıkacaktır. Sözlerimin başında çok kıymetli başkanım, zaten söylenecek olanı söyledim. Yine bizlere güç veren, kuvvet veren, varlığıyla beraber, hizmetleriyle beraber inşallah bölgemizde, ortacamızda yaptığı güzel hizmetleri yarına taşıyacak çok kıymetli belediye başkanımız Hasan Karacelik Bey var. Onlara da müteşekkiriz. Muğla'mız Kırat'ı biliyor. Hizmetlerini biliyor, anlayışını biliyor, zihniyetini. Sevdamız Türkiye diyerek çıktığımız bu yolda bu ülkeye yaptıklarımızı biliyor. Elbette hatıralarımızda hizmetlerimizle yetinemeyiz. Biz yarınlarınız adına, gençlerimiz adına, kadınlarımız adına velhasıl ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş tüm insanlarımız adına elbette büyük hayallerimiz var. İçinden süzülerek geldiğimiz tarihi biliyoruz. Bugün birileri dünü yok varsaysa da kendilerinden önce sanki Türkiye Cumhuriyeti'ni yok kabul etseler de biz nereden geldiğimizi biliyoruz. Nereden geldiğimizi bildiğimiz gibi bu ülkeyi nereye götürebileceğimizi de biliyoruz. Çünkü Türk milletini biliyoruz. Bu büyük geçmişe hiçbir millet kendi geçmişine sırtını dönerek yol alabilme imkanı yoktur. İşte bizler de bu büyük geçmişe sırtımızı dönmüyoruz. Sırtımızı dayıyoruz, sırtımızı dayıyoruz. Bu büyük geçmişi yok varsayar iseniz, işte 15 Temmuz'da gördük, genel merkezlerinin üzerine Büyük Atatürk'ün resmini
asmak mecburiyetinde kalırsınız. Peki değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim, değerli kardeşlerim, böyle bir acı tecrübeyi yaşamaya hacet var mı? Hacet var mı? Bu ülke bir imparatorluğun devamı olarak vatandaşlık temelinde bu memleket için alın teri akıtan Cumhuriyet'le beraber en temel özelliğini ortaya koymuş, herkes için fırsat eşitliği koymuş bir ülke haline getirmişiz. Ama bugün üzülerek söylüyorum, badireler atlatarak, harfler vererek, bin bir acıyı yaşayarak, ceplerimizin kanlarıyla, canlarıyla vatan toprağının hamuruna şehitler vererek karıştığı bugün bu ülkede maalesef yarınlarımızdan endişe duyar haldeyiz. Bu ülkede dini menfaat, menfaati din yapanlar var. Bu ülkede milletimize imkanları sunacaklarına kendi çocuklarının geleceğini teminat altına almak için uğraş verenler var. İşte bizim kavgamız bellidir. Bu büyük ülkede nimetlerini de külfetlerini de ortak bir paydada paylaşan, yarınından emin, hukukundan emin bir Türkiye'yi Allah'ın izniyle ortaya koyacağız. Bu ülkede en büyük açığımız maalesef işlemeyen demokratik modelimizdir. Tarihi geriye doğru akıtırcasına bu ülkede kurumların kurumu diyebileceğimiz devleti bir kişinin şahsında, bir kişinin nefsinde tüm kuvvetleri toplayalım diye bir gayret var. Milletimize şöyle propaganda yapılıyor. Diyorlar ki Allah'ın 21. asırda bu millete hizmet etmekle görevlendirdiği biri var. Siz buna tabi olun, o da ne biliyorsa okusun. Değerli dostlarım, değerli hemşehrilerim, değerli vatandaşlarım. Hani güzel bir tabir var, biz bu imamın ne okuduğunu bilmiyor muyuz? İcraatı ortada. Bizim derdimiz sabah akşam birilerini aşağı indirmek, birilerini yukarı çıkarmak değil. Meşruiyet içerisinde, demokratik nizam içerisinde yozlaşan sadece iktidar yapısı değildir maalesef. Bugün Türk siyasal sisteminin işlemeyen demokratik modelinin krizlerini daha da derinleşeceği ortada. Bu ülkede esnaflarımızın, çiftçilerimizin hali ortada. 15 yıldır en fazla pozisyonunu kaybetmiş, konumunu kaybetmiş yegane sektör tarım sektörüdür. Esnaflarımızdır. Dün Aydın'daydım. Orada da aynı örneği verdim. Hani zenginle fakir camide yan yana düşmüş. Dua ederken fukara vatandaşımızın ne olacak derdi, iyaşa derdi. Biraz sesi yüksek çıkınca zengin olan cebinden bir yüzlük banknot çıkarmış. Al şunu da demiş. Hatları meşgul etme demiş. Şimdi bu iktidarın çiftçimize de, köylümüze de, esnafımıza da bakışı aynen böyledir. Seçime gidiyoruz. Dün meclise teklif veriyorlar neymiş? Çiftçimizin borcunu yapılandıracakmış. 31 Mart'a kadar bu ülkede üretim planlaması yapamadığınız için gıda enflasyonu var diyerek suçu bundan 2 ay evvel Polatlı'da soğancılara bundu. Şimdi haldeki tüccarlarımıza, çiftçimize suç bulur hale geldi. Peki sormak lazım. Siz de Allah'ınızı severseniz hiç mi suç yok? Hiç mi suç yok? Bu ülkede nimetler onların cebine, külfetler başkasının hanesine. İşte bu şark kuznazlığına dur demek mecburiyetindeyiz. Değerli dostlarım, bir itirazın içinden geliyoruz. Bu ülkede konuşan Türkiye diyerek çıktığımız bu yolda bugün maalesef korkusuzca yaşama hürriyetini en azami düzeyde ortaya koyabilmek adına bir büyük mücadeleyi bu yerel seçimlerden başlayarak tüm vatandaşlarımızın ortak bir faydada
buluşmaya mecburiyeti vardır. Birbirine muhalefet ettiğini zannettiğiniz siyasi partilerin ortak zımni bir mutabakatı var. Yeter ki düzeni değiştirecek bir aktör sahaya girmesin. Her bölgede aynısı var. Maalesef dar alanlara, dar iktidar hesaplarına sıkışmış siyasi anlayışların iktidarıyla, ana muhalefetiyle, mecliste bulunan siyasi gruplarıyla meselesinin millet olmadığını biliyoruz. Her gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletimizin aleyhine, çiftçimizin, esnafımızın, müteşebbislerimizin, turizmcilerimizin, gençlerimizin, kadınlarımızın aleyhine her gün düzenlemeler yapılıyor. Sebebi, oradaki temsilcileriniz hesabı gelip bu dalamanda vermiyor. Bir tane seçen var, ona hesap veriyor. O da ne kadar çok bu ülkede insanlarımızı yoksullaştırırsa, ne kadar çok bu ülkede insanlarımızı eğitimsiz hale getirirse, ne kadar çok bu ülkede birkaç istisnası dışında tüm dini örgütlenmeleri ranta ortak ederek, kadrolara ortak ederek, devlete ortak ederek, en makbul ortaklığın suç ortaklığı bilinciyle suçu ortak ederek rehin alma sürecini yaşattılar. Bunun üstüne vatandaşımızı haddinin ötesinde borçlandırarak bugün iradesi rehin kılınmak istendi. İşte bugün bu kavgayı verecek olan milletimizi birilerinin elinde kamu kaynaklarıyla kadrolu seçmen haline getirmek değil, doğduğu topraklarda alın terinin karşılığını alabileceği bir Türkiye haline getirmektir. O nedenle biz diyoruz ki mahkum değilsin Türkiye'm. Demokrat Parti var diyoruz. İşte dalamanımızı mahkum etmemek için değerli başkanımızı, Beyhan Korkut başkanımızı, doktorumuz var. İşte Ortaca'yı mahkum etmemek için değerli belediye başkanımız, Hasan Karaçelik başkanımız var. Ve bunu Türkiye'nin her noktasına yaymak mecburiyetindeyiz. Ve kavgamız budur. Allah'ın izniyle yarınlarda baktığımızda attığınız adımların o tarihi yürüyüş içerisinde ne kadar büyük bir manaya kavuşacağını hep beraber göreceğiz. Muğla'mız için de ayrı ayrı inşallah önümüzdeki süreçte müjdelerimiz olacaktır. Kendilerini kapalı kapılar ardında bir takım ittifaklarla, bir takım anlaşmalarla milletin iradesini yok varsayanlara sanki çek senet cirolar gibi oyu ben anlaştım başkasına ciroluyorum deme cüretine gidenlere karşı milletimiz iradesini koyacaktır. İşte değerli dava arkadaşlarım, kıymetli misafirler, burada bugün bu buluşmamızla inşallah her geçen gün büyüyen iradeyle milletimizin daha fazla cesaret alacağı, milletimizin daha fazla irade koyabileceği bir zemini bizler toplumun önünde yürüyen insanlar olarak koymak mecburiyetindeyiz. Hep şuna inandım. Cumhuriyet ve demokrasi şuurlu bireylerin rejimidir. Cumhuriyet ve demokrasi cesur bireylerin rejimidir. Bugün korkutulmuş, konuşmaktan imtina eder hale getirilmiş, işiyle korkutulan, aşıyla korkutulan, çocuğunun kadrosuyla korkutulanlara karşı dimdik ayakta durarak bu itirazımızı inşallah hep beraber büyüteceğiz. Değerli başkanım dedi ki bizim Dalaman'dan başka yaşayacak yerimiz yok dedi. Peki Türkiye'den başka yaşayacak yerimiz var mı? Tarihinin en büyük milli güvenlik endişesi yaşatır hale getirip beka meselesi vardır diyenlere sormak lazım. Türkiye'yi bu noktaya kim getirdi? Geçmişteki Adalet Partisi'nin
değişmez Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil'in güzel bir sözü var. Diyor ki, eğer Orta Doğu'da masada oturmuyorsanız kendinizi yemek menüsünde bulursunuz. Şimdi Elbap'ta, Fırat Kalkanı'nda, Afrin'de şehitler vermek pahasına, vatan evlatlarını şehit vermek pahasına kendi yanlışlarının bedelini ödetmeye çalışıyorlar. Bugün tarihimizde yaşamadığımız meydan okumalarla karşı karşıyayız. Ama şuna da inanıyorum ve biliyorum. Yeter ki bu ülke ehil insanların elinde bulunsun. Yeter ki bu ülke kamu kaynaklarını emanet edeceğiniz namuslu insanların elinde bulunsun. Dün dayatmaları Sevr'le beraber nasıl yırtıp açmışsa, 300 yıllık tarihi gerileyişimizi nasıl toprağa gömmüşse, bugün de karşı karşıya kaldığı meydan okumalara da, Türkiye'yi yöneten kadroların aymazlıklarına da elbette vereceği cevap vardır. İşte bunun değerli Ortacalılar, değerli Dalamanlılar, değerli Muğlalılar, bunun yolu bu yerel seçimlerdir. 31 Mart'ta irademizi ortaya koyacağız. Türkiye'yi her noktasında olduğu gibi yaşanabilir bir Türkiye haline getireceğiz. Herkesin yarınından emin olduğu bir Türkiye haline getireceğiz. Herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye haline getireceğiz. O nedenle diyoruz ki, gelin bu yürüyüşe, bu hizmet yürüyüşüne hep beraber destek olalım. Herkes için hizmet diyerek çıktığımız yolda, Türkiye'miz için gayret diye çıktığımız yolda, Dalamanımız için gayret diyeceğiz. Muğla'mız, Ortaca'mız, her noktası için gayret diyeceğiz. İnanıyorum ki vatandaşımız sahip çıkacak, Yüce Allah da yolumuzu açacaktır. Ben bu duygu ve düşüncelerle yarınlarımızın bugünümüzden daha aydınlık olacağına inanıyorum. Bu yolda yürüyen sadece bu meydanda toplananlar değil, ama korkutulmuş, sindirilmiş, gözü de kulağı da buralarda binlerce insanımız var. İşte gün onlara ses olma, soluk olma günüdür. Bunu da yapacağımızı inanıyorum. Ben şimdiden bu yerel seçimlerin milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Kazasız belasız bu seçim sürecini bitirelim istiyoruz. Daha da gerginleştirmek isteyeceklerdir. O nedenle sağduyu içerisinde, sakinlik içerisinde bu seçimleri geçirmek mecburiyetindeyiz. Şimdiden burada besmele ile açacağımız, hayırla, hayır dualarımızla açacağımız bu seçim büromuzun hayırlı hizmetlere, başarılı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli belediye başkanımız Sayın Beren Korkut'a şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Evet. Başkanım uyarıyor. Bugün diyor 14 Şubat Sevgililer Günü diyor. Karanfillerimizi de bugünün anısına sizlerle buluşturalım istiyoruz. Ben inşallah hem Dalaman Belediye Başkanı adayımız, hem de değerli başkanımız Sayın Hasan Karaçelik başkanımla beraber inşallah bu yolda önümüz haftaya kadar adını koyacağımız diğer ilçeleriyle beraber tüm Muğla'mızda hep beraber mücadele vereceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli başkanlarımı da sizlere emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Altın yazı Kemal Paşa, yaşa. Altın
Maşallah. Biz Reyhan Başkanımla birlikte bu seçimi kazanacağımızı size söz veriyorum. Hayırlı olsun ya Rabbi. Biz dağıtmış olalım. Evet. Kime vereceğiz? Hadi gidelim. Ben aldım. Çantayı bırak.